Burası Çilehane'ye giden, Delikli Taş'a giden yol üzerinde. Ozanlar yolu. Bu Ozanlar yolunda 7 ulu ozanımız var. Bu 7 ulu ozanımızın önemi, bu 7 ulu ozanımız Balım Sultan ve Hacı Bektaş Veli postunda Balım Sultan, Erdebil postunda ise Şah İsmail'in olduğu dönem. Yani Alevi Bektaşiliğin en yükselişte olduğu dönem. Ve Balım Sultan Kalender Aptal Çelebi ile birlikte bugün Malatya sınırları içerisinde olan Onarlı Mağarası'da bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantıda Bektaşilerin Anadolu ve Balkan örgütlenmesini Balım Sultan ve Kalender alıyor ve Azerbaycan örgütlenmesini de Şah İsmail'le oğlu Şah Tasmaf alıyor. Bu toplantı aynı zamanda Kul Himmet ve Pir Sultan Abdal da varlar. Toplantıda 6 kişinin aldığı karar yeni erkannamelerin yazılması, derli topla hale getirilmesi, inançlarımızın sistematik hale getirilmesi. İşte o dönemde yaşayan ve o döneme kadar çok etkili olmuş 7 ulu ozanımız o zaman tespit ediliyor. Ondan önceki ozanlarımız da elbet ulu ozanlar ama o dönem erkannameler yazıldı ve erkannamelerin içerisinde Fuzuli'nin mersiyeleri, Pir Sultan'ın miraçlamaları, Kul Himmet'in miraçlamaları, duaz imamları olduğu için de onlar ulu ozanlar olarak anlatılıyor. Peki 7 ulu ozanımız kim? Seyit İmadettin Nesimi, Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Şah İsmail, Yemini, Kul Himmet, Virani. Ta burada tarih yanlışlığı yapılmış. Çünkü Seyit İmadettin Nesimi'den sonra Fuzuli geliyor. Fuzuli'den sonra Şah İsmail, Pir Sultan, Yemini, Kul Himmet, Virani en son olacak. 7 ulu ozanımız da bunlar. Seyit Nesimi'nin bir heykelini yapmışlar. Seyit Nesimi İran'da yaşamış. Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Enel Hak boyutunda Hallacı Mansur gibi bir duvar ustası olduğu için büyük taşların arasında ezilerek öldürülmüş Enel Hak dediği için büyük ulu ozanımız. Pir Sultan Abdal biliyoruz bütün nefesleriyle cemimize can katar. Kendisi Anadolu'da üç büyük ayaklanmaya katılmış. Bu ayaklanmaların içerisinde önemli görevler almış. En son kendi memleketinde Banaz'da yapılan ayaklanmada da asılmış büyük ulu bir ozanımız. Fuzuli bizim için Alevi toplumunda mersiyelerin olmazsa olmazıdır. Fuzuli'nin mersiyeleri bütün cemlerimizin sonunda Kerbela'yı anlamamız için en önemli unsurdur. Şah İsmail Hatay'ın dedesi Hoca Ali Seyit'tir. Firuz Şah diye bilinir. Firuz Şah diye bilinen dedesi Hoca Ali'nin büyük babasıdır. Kendisi büyük bir Seyit ailesinden gelmektedir. Timur Anadolu zaferinden sonra yanında götürdüğü 30 bin askeri Hoca Ali'ye vermiştir. Hoca Ali kendisine bu askerleri Bozkır'a götürme, bunlar yok olurlar dediği için ve bir anda Erdebil tekkesi bir tekkeyken koskoca bir devlete gidecek yolun önü açılmıştır. Çünkü Şah İsmail'in tekke geleneğine göre küçük bir tekkesi vardır ama daha sonra Anadolu'dan giden tekelülerin, 30 bin tekelünün Timur'un tarafından Hoca Ali'ye verilmesiyle tekkeden devlete giden bir süreç olmuştur. Yemini Hazreti Ali'yi anlamamız için Hazreti Ali'nin faziletlerini yazan, daha çok hurufi dediğimiz harf ilmine hakim biridir. Aynı şekilde Virani Baba da aynı şekilde kendisi hurufi ilmine göre Hazreti Ali'nin faziletleri, Hazreti Ali'nin kerametleri üzerine yazmıştır. Kul Himmet Dede ile Pir Sultan'ı bir tutmak lazım. Çünkü Kul Himmet Dede ve Pir Sultan Ocağı hem coğrafya olarak birbirine yakın yerler hem de bu iki ocakta bulunan insan topluluklarının erkannameleri birbirine yakın. Kul Himmet'te en çok kullanılanlardan Şah İsmail Hatayi ile bizim cemlerimizde en çok Kul Himmet'in
ve tabii ki Şah İsmail'in deyişleri bulunmakta. Virani babayla Yemini baba Bektaşilerdir. Bunlar ehli sünnet kökenlidirler. Bunlar ikisi Balkanlar'da 11 yıl Osman Baba'da Akyazılı Sultan'da hizmet verdikten sonra Hacı Bektaş dergahına gelmişlerdir. Virani ve Yemini aynı zamanda da Kerbela'daki Büyük Bektaşi dergahında da İmam Hüseyin türbesinde de türbedarlık yapmış ve batın ilmi üzerine eserleriyle de bizim Alevi Bektaşi esasları içerisinde batıniliği öğrenmek için en önemli ozanlarımızdandır.